14 yaşındaki Yağmur Özçelik Hatay'da yaşıyor. Depremde evleri hasar gördü ve o günden bu yana da ailesiyle birlikte çadırda kalıyor. Yağmur zorlu şartlarda hazırlandı liselere giriş sınavına ve deprem çadırındaki çalışmalarıyla LGS'de zirveye adını yazdırdı. 90 soruda 89 doğru bir yanlışım çıktı. Ne kötü şartlar ne de çadırda yaşam yıldırdı onu. Çok çalıştı, azminin karşılığını da gördü. Yağmur Özçelik LGS sınavını zirvede tamamladı. 15 gün arabada kaldık. Daha sonrasında çadırlar yapıldı. Milyonlarca kişi gibi Özçelik ailesinin de hayatı bir gecede değişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gördü. Çadırda yaşamak zorunda kaldılar. Çadırlar çok sıcaktı, bazen de soğuktu yani. Hiçbir ortası olmuyordu. 14 yaşındaki Yağmur LGS sınavına girecekti. Çalışması gerekiyordu. Şartlar epey zorluydu. Çadırda çalıştım ben genel olarak. Daha sonrasında zaten bize kaynaklar verildi. Ders kitaplarına ulaştı ama çalışmak için uygun ortam yoktu. Çözümü kendi buldu Yağmur. Çok fazla kişi arasından çalışmak zorunda kalıyorduk. Ondan dolayı bazen çadırdan da çıkıp hani araba içinde de çalışmaya çalışıyordum. Emekleri boşuna gitmedi Yağmur'un. 90 sorudan 89'unu doğru işaretledi ve sınavda derece yapmayı başardı. Bir sonraki hedefi ise doktor olmak.